1974 Kasım doğumluyum. Antalya. Babam avukat. Mükerrem Erdoğan ismi. Annem ilkokul öğretmeni Nihal Erdoğan. Baba tarafım Isparta, anne tarafım Trakyalı. Ama Antalya'ya yerleşme olmuş. Ankara'da uzun süre yaşadıktan sonra Antalya'ya geçiyorlar. Ben orada dünyaya geliyorum. Antalya oluyorum. Annem töp derli. O dönem öğretmenlerin örgütlü mücadele yöntemi, aracı olarak kullanılan yerin üyesi. Babam da e, solcuların, sosyalistlerin, devrimcilerin, ihtiyacı olanların avukatlığını yapan bir insan. İki sene tekir daha da kaldım. Anneannem, teyzem, kuzenim, dedem. E, sonra, iki sene sonra, ilkokul 5'ten sonra e, İstanbul'a aldık ve beraber yaşadık. Baba oğul. Yani Türkiye'de genelde babalık yapan anneler çoğunluktadır. Babamla e, babam da annelik yaptı aynı zamanda. İyi de yaptı. O e, daha çok ticari davaları kaydı. Yaşı da artık ilerledi. E, Bense liseyi bitirdim. İstanbul Hukuku kazandım. İşte Antalya'da bir ilkokul kadar okudum. Sonra Tekirdağ'da Süleyman Paşa İlkokulu'nda okudum. Sonra e, Anadolu Lisesi sınavını kazandım. Özörtüdoğu Lisesi'ne başladım. Yatılı olarak. Yakacık'taydı yeri. Fakat zaten iki sene Tekirdağ'da babamdan ayrıydım. Sonra yatılı bana biraz zor geldi. İstemedim. Yani madem aldın beraber yaşayalım diye. O yüzden aldı beni e, ee, Özel Lisesi'nden, ortaokul bölümünden. E, ee, Kendine evren Lisesi. Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyonu'nun yanındaydı. Ee, orada ev tutmuştu. Kiradaydık. Ee, o okula gittim. Kendine Hemren Lisesi'ne. Hatta Kendine evrenin e, ilkokulu okuduğu, ilkokula başladığı sınıfta başladım. Yani böyle bir ilginç tesadüftür. Ya yani kapıda kenara ders değil mi? Böyle bir yazı vardı. Sonra ortaokulu bitirdikten sonra Beşiktaş'a taşındık. Kabataş Hakkı Lisesi'ne geçtim. Liseyi Kabataş Hakkı Lisesi'ne bitirdim. Oradan İstanbul Üniversitesi Hukuk kazandım. O da biraz bağımlı zoruydu. Yani kendi orada okumuş. İşte denizlerle, deniz gelmişlerle oradan arkadaşlığı var. Sen de orada okuyacaksın dedi pek hayalim değildi avukat olmak ama biraz kırmayalım dedik. Girdik ama bıraktım sonra bitirmedim. üniversitede tabi 6 yaşında polis olmuş bir insanım. Bu ailesi muhafazakar ailelerden gelenlerin sol ilerici saflarda tutması çok değerlidir. Onlar için daha zor. Ya ben benim zaten başka bir şeyim yoktu ailem solcu sağla. 6 yaşında tanışmışım. Nasıl bir şeydir sağ. Üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi o zaman şimdi tabi bilemiyorum ama haberlerden, gazetelerden takip ettiğimiz işte sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biraz daha baskı yoğun öğrenciler üzerinde. İşte özel güvenlikler ayrı, polis ayrı, üniversite yönetimleri tarafından ele geçilmiş o dönem nispeten daha e, özgür bir ortam vardı e, Biz de özellikle demokratik üniversite e, mücadelesi veriliyordu Ben de katıldım e, sivil faşistlerle e, karşılaşma şansım da oldu birkaç kere bir tekrar bir denediler beni öldürmeyi bu sefer de bacaktan e, gene öldüremediler ikinci bir silahlı saldırı oldu. 96 yılında. Bu tam işte yok karşıtı eylemlerin yükseldiği ve yokun sallanmaya başladığı ki yok 12 Eylül'dür. Yani yok 12 Eylül'dür. O yüzden yokun sallanması aynı zamanda 12 Eylül rejiminin sallanmasıdır. Önemlidir. Değerlidir. Bunun için bedel ödenir. İşte bedel ödemek gerekiyordu. Birçok arkadaşımız bedel ödedi. Ben de o sırada üzerine düşen şekilde ödemeye çalıştım bedeli. Bir şekilde geri başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar 90'lı yıllardaki üniversite mücadelesi biraz küçümseniyor olsa da son dönemde yani yemekhanelerin bile ta 2000'lerin 2010'lara kadar makul ücretlerde olması o 90'lı yıllardaki mücadelenin bir devamı aslında. Şimdi ben hiç sektör olmadım. Bu örgüt, hareket, parti konusunda e, yani kendisini ilerici gören herkesle omuz omuza gelirim. Herkesle arkadaş olurum, yoldaş olurum. O konuda o cümüş, bu cümüş gibi bir şeye hiç girmedim. Çünkü en kötüsünü gördük. Daha çocukluğumuzda gösterdiler. O yüzden onların hedefi olma ihtimali olan herkes benim yanımdadır. Kime yardım edebilirsem ederim. Kimle yan yana gelmem gerekiyorsa gelirim. O yüzden de ben üniversite mücadelesinde e, şucu bucu olmadım. Ama kapsayıcı olmayı e, tabii ki ön plana koyan e, siyasetler benim için daha bana uygun gözüküyor. Çünkü ben öyleyim. E, o zaman üniversite öğrencileri koordinasyonu vardı. E, bütün öğrencileri kapsamayı hedefliyordu. Hatta bütün üniversite emekçilerini. Yani yemekhanedeki çalışanları da. İşte temizlik görevlerini de. Öğretim üyelerinde. Özel üniversiteyle kastettiğimiz de buydu. Yani üniversitenin bütün özneleri, bütün bileşenleri, yani orada ekmeğini oradan kazanan da olur, eğitimini orada alan da olur, hepsi için söz hakkının onlarda olması gerektiğini. Aynı şeyi tabii fabrika içinde, üretim araçları içinde söyleyebiliriz. Yani bir üretim aracında kim ter döküyorsa söz hakkı olmak zorunda. Üniversitede böyleydi. ya Ben oradaydım, onu savundum. Fabrikada olsam fabrikada benzerini savunacaktım. O dönem harçlara zam, yüksek bir zam geldi. Harç dediğimizde benim üniversite sınavıyla kazandığım ve bitirdiğimde vergi vereceğim, bir meslek edineceğim yerde okurken devlet benden para istiyor. Yani ticarethane şeklinde. Yani sinemaya gidersiniz, belli bir ücret ödersiniz. Film seyredeceksinizdir. tiyatroya gidersiniz. Tabii ki. Çünkü oradaki insanların geçimi buradan. Ama üniversitenin maliyetinin, üniversitenin masraflarının devlet tarafı çünkü devlet üniversitesi bu. Özel üniversiteye giden tabii ki verecek ama devlet üniversitesine giden niye veriyor şeklinde bir tepkimiz vardı. Bir de üstelik bunları yüksek seviyelere çıkardıklarında yani hedefin çok açık biçimde emekçi çocuklarını üniversite kapılarından uzaklaştırmak, üniversite kapılarını kapatmak, üniversiteyi belli bir ekonomik seviyesi olan insanların sadece çocuklarını okuyabileceği yer haline getirmek. Ya bir işçinin çocuğu bir fabrika işçisinin çocuğu, bir köylü çiftçinin çocuğu, e, okuyamayacak duruma gelecek. Çünkü bunu ödeyemezler. Ya da çalışmak zorunda kalacak. Bu da eğitiminin daha kalitesiz bir eğitim almasına sebep olacak. Ya, liberal e, düşünce'nin e, yansıması. Tabii bir de Türkiye'deki neoliberal e, faaliyet vardı o dönemde işte. Özelleştirmeler. İşte bu fabrika niye devletin, özelin olsun? Bu işte e, üniversite niye devlet üniversite? kurmuş, öğrenci okutuyor. Özel okullarda okusun çocuklar şeklinde bir zihniyetin devamı. İşte bugün de mesela çok yakıcı olan e, Temmuz 2022 yılında e, sağlık sistemimiz. Mesela ta o zamandan başladı. O zaman dokunamadılar tabii hastanede ilk baş aşamada. Bu en son aşaması gözüküyor. Şeyin sistemin eğitimi özelleştirmek, sağlığı özelleştirmek yani orta öğretimi özelleştirmek ve sağlık sistemini özelleştirmek, sigorta sistemini özelleştirmek. İşte bugün de benzer şey yapıyorlar. Doktorlarımıza e, şiddeti körüklüyorlar. E, troll hesaplarla e, bir şekilde bunu pompalıyorlar. Ve işte sağ lümpen kitlelerin şeylerde hastanelerde e, silahlı ya da işte taşlı sopalı e, sağlıkçılara saldırmalarında herhangi bir ciddi ceza, caydır ceza sistemi kurmayarak, korumayarak sağlıkçılarımızı, yetişmiş insanlarımızı zor durumda bırakıyorlar ve bu insanları özel hastanelere gitmeye ve hatta yurt dışına çıkmaya zorluyorlar. Yani tam bir neoliberal politika bu. O zaman da üniversitelerde ilk aşama olarak bu vardı. Bir tek Bilkent vardı o zamanlar özel üniversite olarak. Şu anda her taraf özel üniversite. Yani işte çok diyorlardı özel olursa eğitim yükselir. Bunu da gördük. Ne kadar büyük yalancı olduklarını. O kadar özel üniversite var, eğitim yerlerde. Yerinde altına girdi hatta. Yani 2000 yılına yaklaşırken dünyada en iyi 100, ilk 100 üniversitenin arasında 3 tane Türk üniversitesi vardı. Şu anda hiç yok. İlk 500'e girersek seviniyoruz. İşte her tarafı olacağı bu. Kesinlikle halk düşmanı, emekçi kesimlerin ki emekçiyle kastettiğim yani ülkenin %95'inden fazlası neredeyse. Bunların karşıtı bir politikaydı. Ben de bir şekilde yani 80'de aldığım motivasyonu 90'larda bu şekilde sergilemeye, intikam bu şekilde almaya. Yani kişilerden değil de yani tetiği çeken bir tane 3 kuruş verip koluna tıkıştırıp al sana bir tane title. Sen şuranın reis'sin, sen bu masanın bilmem ne'sin dedikleri bir tane tipi gaza getirip göndermedikleri değil. O değil yani. Ama bir sistem var, bir rejim var. Buna karşı bir şekilde intikam bu şekilde almaya çalıştım. Koordinasyon nasıl örgütlendi? Öncelikle üniversitede zaten birbirinden bağımsız şekilde o yıllarda yani 90'ların başında 80'lerde biraz bir duraksama olduysa da 80'lerin sonunda ya yani ben lisedeyken bir üniversite hareketliği başlamıştı zaten. İlerici demokrat öğrenciler bir şekilde doğru olanı anlatmaya, doğru olanı gerçekleştirmek için örgütlenmeye çalışıyorlardı. Ben başladığımda hemen hemen her üniversitede 3'erli, 5'erli, 10'erli gruplar şeklinde e, faaliyetler yürütmeye çalışan öğrenciler vardı. Öncelikle işte gazetede haberini görüyorduk. Şenlik yapmışlar. Şenlik'te bir konuşma olmuş. Konuşmaya bakıyorsunuz, aa size uygun kafanız, sizin de yapsanız konuşacağınız şekilde. Ya gidildi, tanışıldı bu insanlarla. Dediler, hadi beraber bir şey yapalım. Çünkü birlikten güç doğar beraber olalım. O yüzden adı koordinasyondu. Yani değişik üniversite faaliyetlerinin işte Eskişehir, İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Trabzon birçok şehirdeki üniversitelerdeki yürütülen faaliyetlerin koordine edilmesi ve ortak bir şekilde güçlü olarak e, sisteme yönelmesi. Sistemle kastettiğimde işte parla eğitim, liberalizm buna yönelmesi idi. Başarılı oldu mu? Tabii sonuca yani bitirmedi. Yani altına nokta koyamadık. Ee, tamam, bu iş bitmiştir, yendik e, denmedi ama tarih bir süreç, e, onun bir diliminde bir adım öteye götürülebildiyse oydu zaten amaç, yoksa e, bin birkaç bin e, gencin çıkıp da e, binlerce yıllık e, kötülüğü yenmesi, ordularıyla, silahlarıyla, uydularıyla, paralarıyla, medyalarıyla büyük bir gücü e, propaganda makinesini yenmesi pek mümkün değil zaten ama yani e, bence. Hacmimize göre gayet iyi iş çıkardık diye düşünüyorum. Evet biraz e, tabii şeyi düşünüyorduk. Biz e, 80'li yıllarda çocuk olan bir kuşaktık. Yani 90'lı yılların koordinasyonu 80'li yıllarda kuşak, çocuk olan kuşak. Ben işte yani 12 Eylül'den sonra ilkokula başlamışım. E, önceden gelenekçilik yaparsanız hep aynı şeyleri yapmak şeklinde e, başarısız olmanız kaçınılmaz. Bunda herkes farkındaydı. O yüzden e, ne yapabiliriz şeklinde. Bir de yani asık suratla iş yapmak. Tabii ki bu ülke acı dolu. Yani 365 günlük takvimi açıyorsunuz. Her gün bir katlayan var. Her gün bir acı var. O yüzden ciddiyetsizlikle karıştırmadan aynı zamanda inancı ve umudu da gösterecek şekilde bir güler yüzlü olmaya çalıştık. İşte o sırada Kemal Alemderoğlu vardı. İstanbul Üniversitesi Rektörü. Bu o dönem bir işte güya hesapta siyasal İslam'ın önünü kesmek için Onlara bir mağduriyet veren bir hamleler yapıldı işte başörtlü öğrencilerin okula alınmaması, işte sakallı öğrencilerin sakallarının kesilmesi şeklinde bir uygulamaya geçtiler. Şimdi sakal derken yani, üniversite her gün tıraş mı olacak yani öyle bir durum var? Ya da hizmet alan yani öğrenci hizmet alandır. Hizmet veren de hizmet alanı karıştırmamak lazım. Hizmet alanın istediği gibi giyinme hakkı olması gerekiyor. Yani kapalıysa kapalı, başörtülüyse başörtülü. Ya yani onu sen başörtüsün aç. İşte sen mineteklisin. Bunu giy, sen sakallısın. Kes İşte senin küpen var, çıkar. İşte sen dik baktın. Geç kenara falan. Yani bu bunun sonu yok. En sonunda kapıdaki terörle mücadele eden polisler durdu o zaman İstanbul üstünde. Terörle mücadele polisi tipini beğenmediğin için almaya başlar. Yani bu, bu buraya gider her zaman için ve o noktada hak kim haklı? Sonuçta kimseye zarar vermeden istediği kıyafeti, istediği kitabı taşıyabilmedi insan. Biz de bu noktada o sakal eylemleri başladığında sakal bırakıp yani sakal kesenler dahi yakışmadığını düşünüp kesenler dahi sakal bırakıp geldiler ve dışarıda bırakıldık. Okula alınmadık. Biz de mesela kapının önünde zıplayarak berber Kemal diye yani üniversite rektörü müsün, berber misin? Yani senin milletin sakalıyla ne işin var? Şeklinde. yıllar sonra sakal modası çıktı mesela. Böyle sakallarla insanlar gizli. Yani şimdi Kemal Alemdaroğlu nerede bilmiyorum. Ama o bizim yaptığımız eylemler akıllarda kaldı. Sonra cüzdan salladığımız bir eylem var mesela işte. Harçlara zam gelmiş. Gene kapının önüne toplandık. Cüzdanları çıkardık. Para mı istiyorsunuz? Şeklinde cüzdanları salladık. Yani dükkana mı giriyoruz, okula mı giriyoruz? Şeklinde. Ya yani sonuçta bu ülke bizim halkımız büyük savaşlar atlattı tarihte atlatmış. Biz de okuduk sonuçta o kadar yaşlı <laughs> değilim. Yani yetişmiş insanlarımızla, okumuş insanlarımızla aşabildik. Yani bizim petrolümüz yoktu, altınımız yoktu. Bir şekilde o fedakar öğretmenler Cumhuriyet'in kurduğu zamanda işte eşek sırtında dağ köylerine giden öğretmenler işte ülkeyi bir hukuksuz bir yönetimden Cumhuriyet'in hukuk düzenini kurmak için çabalayan, bedel ödeyen hukukçular, işte garip garip kara büyü işleriyle devam eden bir sağlık zihniyetinden modern tıpa geçiren insanlar. Bunlar üniversitede yetişiyorlar. O yüzden üniversite önemli. Yani sizi işgal edebilirler, sizin yeraltı kaynaklarınızı da el koyabilirler, ordunuzu da yenebilirler. Ama siz insan yetiştirebiliyorsanız her zaman için bir şekilde devam edebilirsiniz umudu sürdürmeye. Siz insan yetiştiremez hale gelirseniz, yani birinin koskoca bir imparatorluğu, Roma İmparatorluğu gibi ya da İngiliz İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluğu dahi yıkması, yenmesi insan yetiştiremediği durumda. O yüzden üniversiteleri biz çok önem verdik o dönemde. Tabi e, tabii dediğim gibi aynı zamanda bir işçi, mesela KESK vardı o dönemde aynı zamanda, KESK'in kuruluşu vardı. Her zaman destekledik, KESK eylemlerine katıldık. Öğrenciler olarak, koordinasyon olarak. Yani koordinasyon sadece üniversitede değildi. Aynı zamanda KESK'in o kuruluş aşamasında daha henüz legalliğini kazanamamıştı KESK. Fiili bir durumdu. Mesela KESK'in eylemlerinde söz almadan yani katılımcı olarak işte bu insanlar abilerimiz, babalarımız, annelerimiz, ablalarımız onları desteklemeye geldik şeklinde katıldık her zaman için. Ya da işte işçi eylemlerine 1 Mayıs'ta da her zaman katıldık destek olarak. Katıldık. Yani haddimizi bilerekten. Bir kategori olduğumuzu, bir genç kategorisi, öğrenci kategorisi olduğumuzu bilerekten katıldık. Koordinasyon bunu da yaptı. Yani ülkenin genel gündemine dair de bir şeyler söyledi. İşte e, susurluk olayları yaşandığında ona da aktif olarak katıldı. Ha, bir şey de söylemek lazım. E, tribünden de etkilendik. O dönemde işte çarşının da e, kuruluşudur. Kuruluş dönemleridir. Çarşı daha sonra tabii fenomen oldu Çarşı ama o dönem ya yani biraz toplumsal olaylara duyarlı bir taraftar topluluğu olarak başlamıştı Beşiktaş tribününde. Fenerbahçe tribününde de vardı mutlaka. Galatasaray taraftarları arasında da vardı mutlaka duyarlı insanlar. Ama Beşiktaş biraz daha işte Optik Mehmet isimli bir önderi vardı tribünün. Onu da rahmetle analım. Onun özellikle çabalarıyla Beşiktaş Tribünü çarşı ismiyle o dönemde politize olmuştu. İşte ondan birtakım sloganları koordinasyona uyarladık. Tabii orada biraz eril şeyler de olabiliyor tribünde. Biz onları tabii temizleyerekten daha <laughs> modernize ederekten kullandık. Bu da sempatik geldi öğrencilere. Ya popüler kültürü kullanmak. İşte gezi eylemlerinde gördüğümüz şeyi o 96 eylemlerinde nüveleri vardı. İlk başta tabii alır abilerden şeyler de geldi. Ya bu ne ciddiyetsizlik falan şeklinde. Fakat tabii sonuç aldığı görülünce, ya sonuç almakta kastettiğim şu, sadece kalabalıklaşmak değil. Ya sadece kalabalıklaşmak için her şey yapılabilir ama aynı zamanda o kalabalığın doğru rotada devam edebilmesi, ne yaptığını bilerek devam edebilmesi ve de düşmanını korkutabilmesi. Yani bunu da gördük. Yani önce zıplayan çocuklar polis saldırınca kaçmadan direniyorlardı. Polis geri çevirmek zorunda kalıyordu işte ya da işte silfaşist gruplar satırlarla, bıçaklarla, silahlarla saldırıyorlardı. O zıplayan çocuklar, işte tribün marşları gibi marşlar söyleyen çocuklar aynı zamanda onları dövüp geri gönderiyordu. Yani bunlar da yaşandığı için bu gezi eylemlerine kadar insanların kafasında pişti. Daha sonra tekrarları yaşandığı, benzerleri yaşandığı, diğer şehirlere sıçradı. Gezi de onun ne kadar verimli olabileceğini daha iyi gördük. Yeni kuşaklar da devam ettirdi bu süreci. Koordinasyon nasıl bitti? Sosyal medya olmaması. Şimdi mesela düşününce artık alıştık. Ya nasıl yapıyormuşuz falan <laughs> diyor insan yani o falan. Nasıl oluyordu? Ee, tabii düşününce hatırlamaya çalışınca işte akşamları daha çok. E, okul sonrasında e, ortak mekanlarda buluşmak. Yani işte dernekler vardı, vakıflar vardı e, toplandığımız kafeler. İşte arkadaş evleri, öğrenci evlerinde. E, ya yani bir şekilde kulaktan kulağa şeklinde yayıyor biliyorduk bilgiyi. Belki de istihbarat alamamaları da bundan kaynaklı. Şimdi sosyal medyada daha kolay e, karşı tarafta önlemini alabiliyor. E, onun dışında biraz da takvimsel gidiyorduk. Yani şimdi 30 Mart tarihinde e, Mahir Çayanların katledildiği tarihte mutlaka bir eylemlik olur. Onun öncesinde konuşulur, edilir, planlar yapılır. Ne, yapıl ne yapmamız gerekiyor, nasıl anmamız gerekiyor? Buna uygun e, bir program kurulur, inşa edilir. İşte Mesela İTÜ, de yapılacak bu sene. İTÜ'de anacağız Mayer Çanları deyip İTÜ'ye gidilirdi. Bir gün öncesinden planlanır. Baya böyle taktiksel şeyler işte kim nerede buluşacak, hangi otobüslerle gelinecek şeklinde. Telefon vardı tabii. Biraz telefondan da faydalanıyorduk. Ama tabii ki bir gecikme var. Yani bir gün öncesinde kararlaştırıp ertesi gün ani durumlarda mesela susurluk kazasının olduğu gün şeyler Canap Paşa'ya ya, ya Çapa'ya getirilmişler. Çapa'ya getirilmişler galiba işte Suluk Kadası'nda yatanlar. Bucak. Bucak galiba şeyde, Çapa'da. Bizim de o dönem işte öyle Haç karşıtı, paletim karşıtı eylemlerimiz devam ediyor. Beyazıt Meydanı'nda eylemimiz var. Ve işte, tramvay duraklarında buluşma noktaları belirlenmiş bir gün öncesinden, iki gün öncesinden. Tam da bu çapa Duranda buluşacağız. Ondan sonra Beyazıt Meydanı'na ineceğiz. Toplu halde alana giriş yapacağız. İşte diğer yerlerden gelecek insanlar toplu bir şekilde işte basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Sonra da alacağız. Biz çapa durağında buluştuk. Tabii 50-150 kişi falanız orada buluşacak olan kişiler. Silahlı külahlı adamlar geldiler. Gidin burada durmayın, beklemeyin. Ya kimsiniz? Bunlar bucak aşiretiymiş. İşte e, hastaneye bucak getirilince önlem almışlar hastane çevresinde. Kalabalığı görünce de onlarla ilgili bir şey zannetmişler. Tabii onlar silahlı, külahlı adamlar gelince e, polis de dikkat dikkatini çekti. Polis de geldi. İşte, polis bunlara ne dediyse bunların bir uzaklaşışı var. Bayağı bir korktular yani. <laughs> polisin kafasında yerimiz bir şey daha korkutucuymuş olduğumuzdan sanırım. Onlara da ona göre söylediler. Uzaklaştılar. İşte tramvaydan indik. Mesela belirtmeden toplandık. Polis geldi müdahale ederdi. Önce bir basın aymasını yapar. Biz tabi uzatırız her seferinde. Yani polis 5 dakika hemen hızlı söyleyin dağılın şeyinde. Çünkü o da çok şey istemiyor. Çünkü her saldırında biz büyüdük. Bunu da fark ettiler. Çünkü biz doğru bir şey yapıyorduk. Yani bir talebimiz var bizim. Ve bu talepte biz haklıyız. Hatta şunu söyleyeyim, işte gözaltı oluyordu, karakola götürülüyoruz. Bazen polisler inerlerdi aşağıya, gece görevli polisler. İşte aşağıda öğrenciler varmış. İşte ne istiyorsunuz sizce, niye falan? İşte özellikle çocuğu olan, küçük çocuğu olan polislerde mesela merak vardı. Yani ne olacak, yani eğer kazanamazsanız ne olacak, kazanırsanız ne olacak gibi sorular soruyorlardı. Yani onlara kadar etkilemişti bizim meşru propagandamız, söylemimiz. Demek ki doğru yapıyormuşuz. Bir şekilde en uç noktaya kadar gidebiliyormuş. Ve sivil saldırılar her zaman sinsice oldu mesela. Hiçbir zaman vicdanları rahat değildi bize saldırırken. Kendi kendilerini bile ikna edemiyorlar bize saldırmaya. Niye saldırıyoruz? Özellikle bu harç eylemleri sırasında. Onlar da öğrenci bir kısmı. Dışarıdan tabii destek alıyorlar ama. Onlar da mesela her zaman şeydiler. Çünkü o yüzden biz geri adım atmadığımız anda çözülüyorlardı. Yani hani şey vardı ya, işgalci kuvvet yurdunu savunan kuvvet şeklinde bir şey vardır. Psikoloji, motivasyon farkı vardır. O motor hep bizdeydi. Yurdunu savunan motivasyonu bizdeydi. O yüzden onlar daha kalabalık da olsalar, silah açısından daha donanımlı olsun. Mesela bizde hiç satır, kılıç falan olmazdı yani. Silah, üniversite silah sokmak. Yani mümkünat yok bunların ama silah sokup beni vurdular mesela. Üniversitenin içinde vurdum ben. Yani o üniversitenin kantinde vurdum. Hatta önce satırla saldırdı. S saldırgan. Ben sat satır aldım elinden. Bir de silah varmış hesap edemedim silah da olabileceğini. 96 Kasım galiba. Ekim sonu Kasım mı tam 96 yılında. Ee, yani bu noktada bu kadar donanımlı olmalarına, bu kadar arkalarında polis desteği olmasına rağmen ki kapıdaki polisler sonuçta bizde tırnak makası bile sokamazsınız, sağ sokamazsınız. Yani bir şenlik yapacaksınız. Mümkün değil bir şey sokmanız içeriye. İşte öğretmen, hocalardan ee, rica ederdik arabalarını da sokarlar mı? O da hocalar da korkuyor tabii. Ama işte bir sas getirdi, bir sas çalınır içeride. Ama bunu, bunu bile kadar şey yapmam, planlamamız gerekiyor. Adamsa belinde silahla, satırlarla. Zaten satır adamlar için şeydi. Ya yani kalem gibi cebinde satırla geliyorlardı. Ama biz her zaman bunları püskürttük. Yani öyle sivil faşistlerin 90'lı yıllarda bir kavgada eşit şartlarda yendiği mümkün değildir. Eşit şartla kastettiğim işte polisin mesela polis saldırır. Biz geri çekilmişizdir. Bu olmuştur ama yani sivil faizlerle, ülkücülerle devrimcilerin karşı karşıya gelip de e, ülkücülerin devrimcileri kovaladığı mümkün değil. Hiçbir yerde olmadı. Çünkü biz yurtumu savunan motivasyon dedik. Onlar ise işgalci kuvvet motivasyonundaydılar. Ve o yüzden de ufak, hemen hızlı çözülür kaçarlardı. Babam e, inşallah bunu seyretmez. <laughs> Biraz kaygılıydı. Benim yani 6 yaşından başlayan o birkaç yıldaki çok sakinmişim herhalde o yüzden biraz korkmuşlar yani bu fena diye herhalde o yüzden bana karşı biraz bu tür durumları tolerans yüksekti fakat bir kontrol altına yani en azından ne yaptığımı bilmek istiyordu 90'lı yıllarda bir ara emniyet genel müdürlüğü öğrencilere mektup göndermeye karar verdi. Herkese bir de mektup geliyor. İşte oğlunuz terör örgütlerinin kıskacındadır, şu budur falan diye böyle bayağı bir e, döktürmüşler. Ben de aradım. O zaman acep telefonu yok. Normal telefonu, ev telefonunu aradım. Baba dedim bak bir mektup gelecek. Arkadaşlarıma gelmiş. Dedim bak kaygılanma herkese geliyor. Onu genel göndermişler. Bize gelmez o dedi. Dedim baba gelir yani herkese geliyormuş. Dedim paraya kıymış Emniyet Genel Müdürlüğü. Bütçesi sağlam. E, gelmez gelmez dedi. Onlar da... Siz, senin yüzünden gönderiyorlar. Senin gibiler yüzünden gönderiyorlar. Dedim yapma öyle deme. Yani biraz şeyin farkındaydı. Yani işin organizatör kısmında olduğum farkındaydı. Sadece şey diyordu yani bir bulaşırsan bir belaya. Yani haberim olsun yardım etmeye çalışayım. Ben vurulduktan sonra şey yapmaya çalıştılar. Oğlum aslında iyi çocuktur. Arkadaşları kötü dedirtmeye çalıştılar. Bir takım televizyon kanalları gitti. Ya Benim vurulma olayım biraz televizyona falan çıktı o akşam. Ee, akşamında, o haftasında televizyona da haber oldu. Çünkü şey, 80 sonrasında ilk defa silahlı saldırı olmuş üniversitede. Ondan dolayı biraz. Yani daha sonrasında bir sürü kez oldu. Ee, çok daha ciddi sonuçlarda da bir, birçok arkadaşımız, kardeşimiz yaralandı ama e, hayatını kaybedenler oldu silahlı saldırılarda. Benimki bir ilk olmaktan kaynaklı 80 sonrasında. işte 80'den 96'ya kadar olmamış. O yüzden bir haberlere çıktı. Ee, işte hemen gitmişler. Babamdan şey istiyorlar işte. Oğlum iyi çocuktur. İşte arkadaşları onu şey yapıyor falan. Demiş ki onurlu her Türk gencinin yapması gerekeni yapmış. Bedeli de neyse ödemiş. Diyecek başka bir şey yok demiş. Yani böyle bir arkada durma olayı vardı. Ama bu güzel bir yöntem. Yani ben o yüzden hep ona bir şey de düşündüm. Ya üzülür üzer miyim falan. Biraz daha mı dikkatli olsam şeklinde bir düşünce kafamda vardı. İyi bir yöntem izlemiş yani <laughs> bu bu yaşa gelebildik. Ben zaten avukat olmak istemiyordum. Hukukçu olmak istemiyordum. Ya biraz babamın zoruyla girdik. Ya biter bir şekilde diye düşünüyordum ama yani birinci ve ikinci sınıfı geçtikten sonra bayağı bir emek <laughs> ya kolay değil. Ya üst üste koyduğum kitapları bir gün baktım. Şöyle <laughs> dedim ya ben bunu ne zaman okuyacağım? tembellik biraz benimkisi. Yani burada suçlanacak bir kişi varsa o da benim. Bitirilebilirdi. Bitiren arkadaşlarımız oldu. Yani onlar hem faaliyetlerine devam ettiler. Hem demcilik yaptılar hem de çok iyi avukatlar çoğu şu anda. Bitirdiler. Ben orada biraz tembellik yaptım. Kolaya kaçtım diyebilirim. Bir de benim biraz yurt dışı görme hayalim vardı. Ona göre bir meslek seçtim. Yani başka bir meslek edindim kendime hukuk dışında şu anda bir şey geçiniyorum ama hukuk yok. Yani diplomamı almadım. önce birkaç kere attılar beni. Onlarla döndüm mesela. Orada bir vay siz atamazsınız ben söylerim şeklinde bir durum oldu. En son döndüm dedim ben okumuyorum ben bitirmiyorum. Yani işin adı bilince bir kere attılar geri döndüm sonra kendim bıraktım. Şöyle o dönem Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurulmuştu. Ben ona dahil oldum. Yani kuruluşundan itibaren vardım zaten. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde çalışma yaptım bir neferi olarak. Daha sonra bir yurt dışı çıkışım oldu benim 2000 yılında. Rusya'ya geçtim. Rusya'ya çıktım. işte ticaret yapacağız şeklinde. üniversite atılmıştım ve bitirmiştim üniversite işini komple. İşte arkadaşlarım da mezun olmuşlardı. Biraz bu 2000 yılının bir şeyi var. Şimdi böyle söyleyince vay niye gidildi denir ama 99-2000 yılında Türkiye'de bir çözülme yaşandı siyaseten. İşte bu hayata dönüş operasyonuna götüren, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine girmesi, işte bu şeyin koalisyonların yüksek enflasyon şey durumlarında, bir siyaseten bir çözülme yaşandı 2000 yıllarına gelirken. O sırada ben de bir karar alıp hem dünyayı görmek hem Rusya'yı görmek hem de geçimini sağlamak, bir meslek edinmek amacıyla yurt dışına çıktım 2000 yılında. 2010 yılında geri döndüm. 10 yıl yurt dışında kaldım. Ticaret öğrendim. İşte bütün Sovyetler Birliği coğrafyasını gezdim. Yani Litvanya, Letonya, Estonya'dan Türkmenistan'a kadar. Sokak sokak neredeyse. insanlarla sohbet ettim. Çok şey öğrendim söyleyebilirim. Kitaplarda yazmayan çok birçok şey. O yüzden kesinlikle iyi ki yapmışım diyorum. Geçmiş yani geçmişi özlemek yani bir zayıflık mıdır bilmiyorum ama zayıflıksa da bu böyle bir zayıflığım var. Yani geçmişi özlüyorum.